Son zamanlarda Nişantaşı'nda acayip hırsızlık olayları falan oluyormuş. Ve sen kalk, piyango bana vur, iyi mi? Ben de çok korktum. Aa canım, korkma canım sen. Çocuklar karşımda öyle mıç 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 falan yapmayın yani. Zaten sevgilim yok. Of, sinir oluyorum. Benim sevgilim olsun olmasın sinir oluyorum. Fatoşço, niye sinir oluyorsun ki? İşte sevgilin Cem Bey. Ay, 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 ay. Aslı, ne yapacağız o meseleyi ya? Herkese Fatoş Cem'le birlikte dedin. Ne olacak? Bir şey yapmayacağız. Fatoş, ben gayet memnunum. Siz hatta bir iki gün sonra Cem'le beni almaya geleceksiniz. Biz hep beraber çıkacağız. Sonra seni ekleyeceğiz. Biz Cem'le gezeceğiz. Ben gayet memnunum. Ay canım. Başka bir arzunuz var mı? Ama ben hiç memnun değilim. Ya teklifleri açık görünmek lazım. Bu palavra bir yayılırsa... Ay, 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 ben yanarım o zaman. Fatoş, başka bir arzunuz var mı derken benim bir arzum var. Ne? Fatoş, ben bu dergide artık röportaj yapmak istiyorum. Ne? Evet Fatoş, uzun zamandır ben sana bu konuyu açıyorum fakat sen beni ciddiye almıyorsun. Fatoş, ne olur bana bir şans ver ya. Göreceksin ki yanılmayacaksın. Yani öyle bir ünlüler listesi yaptım ki... Duyduğunda yemin ediyorum dumur, dumur, dumursun yani. Merhaba arkadaşlar. Şey, Selin'cim bunu senin için danışmaya bırakmışlar. Şey, evinin yeni anahtarlarıymış. Babam yaptırmıştır herhalde, mersi. Volkan'la aşkınız nasıl gidiyor? İşte normal yani. Oh, 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 çok güzel. Aman nazar değmesin yani sizin mutluluğunuz... Ya hakikaten benim de mutluluğum. Neyse. Bak Sertaç'cığım, ben sana bir türlü anlatamıyorum. Benim birlikte olacağım erkeğin en azından bir mesleği olması lazım. Yani illa sabah 9'dan 5'e ofis işi mi gerekiyor Fatoş Hanım? Ofis işi olması şart değil ama ne bileyim... Mesela sanatçı olabilir. Of, ne olur daha fazla bunaltma beni Sertaç, lütfen. Bunaltmıyorum Fatoş Hanım. Zaten sizin başınız bağlı. Ben araya girmeyeyim. Ne bağlısı canım? Neyle? Nasıl? Yani kime bağlı? Müdür beyle. Müdür beyle mi? Hı hı. Ha. Ha. Ay, biz Cem'le ayrıldık Sertaç. Ya. Hayırlısı Fatoş Hanım. O zaman ben sanat çalışmalarıma geri döneyim. Sizi de daha fazla sıkmayayım. Sanat çalışmaları mı? Hangi sanat çalışmaları? Ebru sanatı Fatoş Hanım. Ha? Bilmiyorsunuz herhalde. Ben Ebru sanatçısıyım. Bir geleneksel sanatımız olan Ebru sanatını kurtarmaya ve yaşatmaya çalışıyorum. Ya. Tabii. Merhaba. Merhaba arkadaşım. Geçmiş olsun. Fatoş Hanım sizi bırakmış galiba. Çok üzüldüm. Ne? Bırakmış mı? Öyle tabii. Bitti ilişkimiz, ayrıldık ya. Ne bitmesi ya? Ne ayrılması ya? Ne oluyoruz Fatoş ya? Arkadaşım, bitti diyorsa bitti. Gerçekleri gör. Fatoş Hanım, sizi herhangi bir şekilde rahatsız eden birisi olursa bana haber verin. Ben hallederim. Ben Ebru çalışmalarıma dönüyorum. Ya. Görüşürüz. Pardon. Fatoş. Canım. Hani biz Aslı'ya seninle birlikte gidecektik, onu evden çıkaracaktık, sonra biz seni ekecektik, sabaha kadar eğlenecektik. Ne oldu ya? Ya başka arzunuz? Bitti Cem, bitti. Aa, aa, aa. Bana bak, bana bak Fatoş. Ben bu ilişkiyi bitirmeye hazır değilim, tamam mı? Ya Fatoş niye böyle yapıyor ya? Ne bileyim ya. Ama ben seni bu gece de göremezsem ortalığı birbirine katarım ha. Cem, nasıl çıkacağım? Bilmiyorum valla. İstersen akşam eve geleyim, açayım kapıyı, içeriye gireyim... ...ben kızınıza aşığım deyip alıp götüreyim seni. Yapma! Yapma öyle bir şey. Ne olur yapma öyle bir şey Cem ya. Yani çok romantik tabii. Ama yapma, sakın öyle bir şey yapma, ne olur. Tamam o zaman. Gece seninkiler yattıktan sonra aç kapıyı çık. Ya kim fark edecek ya? Kaçayım diyorsun. Evet. Olabilir aslında da. İşte o zaman dönüşte de sabahlık numarasını yaparım falan. Olabilir. O ne? Yok bir şey. Tamam, ben ayarlayacağım onu. Kaçayım artık, ne yapayım? Yalnız sen beni almaya geldiğinde benim cep telefonumu çaldırma, tamam mı? Gürültü olmasın evde. Cama taş at. Taş. Ha, cama. Benim camım var ya biliyorsun. Oraya bir küçük taş at.
Kendimi 16 yaşında gibi hissediyorum Aslı ya. Daha önce de izah ettim beyefendi. Bir günlük işimiz var, akşama bitecek. Vallahi ben yemem abi. Kazamazsınız, burayı bitti. Elimizde emir var beyefendi. Ne yapacaksınız? Yaparız abi bir şeyler. Arnavutköy halkı gibi biz de öyle toplu protesto yaparız. Deriz ki tarihi muhallebişin önünü kazıyorlar deriz. Aynı zamanda tükenmekte olan Ebru Sanat Atölyesi abi burası. Bravo. Bütün sivil toplum örgütleri bizim arkamızda vallahi. Sıkıysa kazın burayı. Tatsızlık çıkarsa ekiple geliriz yalnız. Abi tatsızlığı ben çıkarırım gerekirse ya. Aa, her şeyi yaparım vallahi protesto için. Kendimi yakarım. Veya kardeşimi yakarım, daha uygun olur. Abi yılbaşı gecesi, senede bir gün para kazanacağız ya. Olacak iş mi ya? Aa, Sertaç bir şey söylesene senden. Abi ben öfkemi damlalara döküyorum. Sanatsal olarak ifade ediyorum kendimi abi. Ya bak yazık çocuğa, ne hale soktunuz adamı. Ben anlamam oğul. O kızdan hiç hoşlanmadığımı biliyorsun. Ne dedim ben sana? Bu iş olmaz, 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 olamaz. Anneniz şayet böyle konuşuyorsa bu işin arkasında ben bile duramam. Zaten senin pek hoşlandığın bir tip de değil. Ya yapmayın ya. Ya anne sen bilmiyor musun Selin'in ne kadar iyi, dürüst bir kız olduğunu, sıcakkanlı ya. Bak ne iyi davranıyor hepinize. Vallahi bir kız evlat olarak Aslı'dan iyi. Sen niye böyle süslendin palyaço gibi bakayım? Sana ne be? Öf. Makyajımın hesabını mı vereceğim sana? Şş, insan gibi konuşun. Ne demişler? Kardeşim olsun, kanlım olsun demişler değil mi? Konfüçyüs gibi insansınız Tahsin amca. Sertaç, yavrum bu boyanın lekesi çıkıyor mu Allah'a sen? Önemli olan gönüllerde iz bırakmak İffet teyze. Ya Sertaç bırak geyiği de söylesene. Selin ne kadar dürüst iyi bir insan desene Sertaç hadi. Abi dedim sana. Ben sevgimi de depresyonumu da sözle anlatmıyorum. Damlalarla ifade ediyorum abi. Damlalara döküyorum. Hay o damlalar sana. Yatma vakti gelmiş. Hadi, hadi İfocuğum. Ha. Sertaç oğlum. Volkan'ın odasındaki kanepeyi sana yatak yaptı. Hadi, iyi geceler. Hadi bakalım. İyi geceler. Sertaç bizde mi kalıyor? Evet, ne olmuş? Moral veriyoruz arkadaşımıza. Bütün gece belgesel seyrediyor yalnız başına kaldığı zaman. Senin o uzun, yıktı aşk hayallerini çocuğun. Abi Fatoş neyse ki bırakmış o adamı. Tüylerim diken diken oluyor ya görünce abi sinirleniyorum. Ebru yaparak rahatlıyorum abi. Hadi lan, daha bugün başladın yapmaya. Yap sen yap. Ya Fatoş, ya ben hayatımın sonuna kadar şu çay ocağının arkasında kahve yapmak istemiyorum ya. Lütfen bir şans ver ya. Ay şey suçum, kimle röportaj yapmak istiyorsun? Valla Yaşar Kemal'den Tarkan'a kadar uzanan bir listem var. İstersen seç seç beğen yani. Eğer sana röportaj yaptırmaya karar verirsem Şesu, benim aklımda bambaşka bir isim var aslında. Kim? Bir sanatçı. Güzel sanatlarda yeni bir isim diyebiliriz. Ressam? Onun gibi bir şey işte. Daha geleneksel bir sanat diyelim. Allah Allah. Olsun, benim için fark etmez. Sonuçta bir gazeteci adayıyım. Bana nerede görev verilirse giderim, halletmeye çalışırım yani Fatoş. Yeter ki bir şans yani Fatoş. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Göreceğiz. Çok güzelsin bu arada. Teşekkür ederim. Yeter be. Bıktırdın be. Pıt 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 damla damla damla. Aa Sertaç. Abi sanatım bu benim ya. Sertaç kardeşim bunlar satılık olacak mı? Ha yani olacaksa kendime bir tane çeyiz alayım da. Hadi bakalım bak. Hadi. Müşteri çıktı en sonunda. Satılık değil abi bunlar. Bunların hepsi benim çocuğum gibi abi. Hadi lan salak. Kaç tane yaptın? Sıfır abi. Bravo. Sertaç. Demokrasi diye bir şey var memlekette be. Bak yıldırdık herifleri gittiler. Doğrudur abi. Basının da desteğiyle tarihimizi kurtardık. Abi sular da kesildi. Ne yapacağız? Sular mı kesildi? Aa, yedek su yok mu? Ancak bu akşama kadar idare edebiliriz abi. Öf, tamam tamam idare edin işte ya. Sertaç, bu nasıl yapılıyor ya? Abi çok basit. Damlaları böyle kafana göre serpiştiriyorsun abi şöyle. O kadar mı? Ben bu kadarını biliyorum abi. Daha doğrusu bu işin arkasında koskocaman bir felsefe var abi. Tamam lan geyik yapma. Ne geyiği abi?
Fatoş bana Avrupa yakasında röportaj bile ayarladı. Yakında tanınmış bir Ebru sanatçısıyım. Ay, bir o kalmıştı zaten. Ya Sertaç, sence de burası biraz soğumadı mı ya? Mahmut! Oğlum burası biraz soğudu galiba ya. Doğalgaz kesik Volkan abi. Doğalgaz mı kesik? Ne oluyor ya? Elektrikler de gitti. Yaşadık. Git mum falan yak oğlum lan. Rezil olduk müşteri. Hadi. Tamam. Ben karanlıkta da yaparım abi. Daha otantik oluyor. Ya Sertaç Allah aşkına sus ya. Çok soğuk ya. Şşt! Mahmut! Çabuk çabuk kapat kilimi. Soğuk zaten içerisi. Kasiyer kıza da bak. Dondu mu kaldı mı nabzına bak. 2 saattir ses yok kızdan. Gerçekten çok otantik bir mekan burası. Yani özellikle Ebru sanatı için herhalde olsa gerek. Bilmem ki. Peki son sorum. Ben artık medeniyete kavuşmak istiyorum. Ebru sanatıyla ilgili son üretiminiz ne olacak acaba? Sarı lacivert bir şeyler yapmak istiyorum. Peki çok teşekkür ederim. Çok güzel bir röportaj oldu. Çok sağ olun. Ben artık gidiyorum. Oh çok şükür. Zaten neşemiz yok. Elektrik yok. Doğalgaz yok. Su yok. Doğal olarak müşteri de yok. Sen de yok ol Şesu. Hadi kaç. Tamam kardeşim ya. Ben de çok mutlu mesut değilim herhalde. Burada soğuktan kaba yerlerim dondu ya. Aramadın mı kızıcı adamları abi? Aradım da küsmüşler herhalde oğlum. Gelmiyorlar işte. Bana müsaade. Ben gidiyorum. Fatoş'a bu röportajla ilgili sormam gereken bir iki şey var. Wow. Great. It's beautiful. Look. Oh. May I? Çek abi çek. Bilet mi lazım? Bilet mi lazım? Yes, bilet mi lazım? Bilet. Ya bilet, yes. Bilet lazım. Otantik dükkan. Bilet. Okey, Japon. Sit down sandalye. Down. Abi, down. Turistik atraksiyon zannettiler. Köşeye döndük. Yes, tabii. Gel abi, gel. Bilet. Mahmut, bilet yap. Yap bilet. Adisyondan bilet. Ebru. This is Ebru. Ebru. Yes. historical Osmanlı, tıpatıp same, fes. Oh, yes, fes. Yes, fes. This is a nargile and this is a Ebru. Ebru sanatı. Very traditional, Turkish Ebru. Evet abi. This is a Ebru, this is a Sertaç. Yes. No electric, no water, no doğalgaz, but very very traditional, very historical. Very interesting. This is amazing. Wow. Tabii. And now this is we are surprised Turkish coffee. But 20 euro please. Everybody, smoking and nargile. Hep beraber, everybody. 1, 2, 3. Lukur lukur. Like this beautiful abi. Neden olmasın Sertaç? Yırttık Sertaç, köşeye döndük. Do you know Fatih Sultan Mehmet? He's a very big Ottoman padişah. And he's a republic in Turkey, very very interesting in idea, what a wonderful word. Yok, olmadı o. Şşt! Yeter be! Aa, şıp. Sinirlerim bozuk zaten Sertaç. Abi dergide röportajım çıktı, kendimi aşmam lazım benim artık. Ha, belediyenin kazıcı ekipleri geldi. Elemanlar, abi hoş geldiniz. Abi bakın bu çiçek ve çikolata sizin için abi. Sağ ol. Abi geçen sefer bir yanlış anlaşılma olmuş. Kusura bakmayın artık, rahat rahat çalışın. Bize özür dilenecek dendi. Kim dedi? Tahsin Bey. Özür dileriz abi o zaman özür. Kusura bakmayın yani. Ne hallere düştük Sertaç. Yani üzgünsünüz.
Çok bittik abi vallahi mahvolduk ya. Bütün düzenimiz bozuldu baba. Siz çalışın rahat rahat ya. Madem öyle hadi arkadaşlar şu tamirata başlayın da bitsin artık. Kolay gelsin abi ben çay yollayacağım size. Sertaç Bey burada mı? Buyurun benim. Siz kimsiniz? Röportajınızı okuduk. Çok kızdık. Siz bir sahtekarsınız. Biz gerçek Ebru sanatçılarıyız. Sizi protesto ediyoruz. Aman hanımefendi rica ederim ne protestosu ya? Protesto protesto istemiyoruz. Bakın bir çalışma var. Kazı var burada ya. Sahte Ebru'cular olmaz olsun. Sahte Ebru'cular olmaz olsun. Başımıza bela olur. Ne bileyim ben ya. Kalkın gidelim ben. Ben bu manyaklarla daha fazla uğraşamam. Aman abi aman yapmayın Allah aşkına siz devam edin abi. Abi özür dilerim bizde bir ilgisi yok abi. Abi. Sahte emurcular olmaz olsun. Sahte emurcular olmaz olsun. Allah cezanı versin seni Sertaç bak. Ebru ne işler açtı başımıza. Sahte emurcular olmaz olsun.